Tekrar merhaba. Şimdi genel yapımız hazır bu uygulamada. Hemen uygulamayı geliştirmeye geçiyoruz. Öncelikle benim buradaki Sites.xml dosyasını bir açmam gerekiyor. Dosya açar gibi. Bunun için bir nesne oluşturacağım. File adında. Hatayı da yönetelim burada. Auth package'ini kullanacağım. Ve Sites.xml adında bu dosyayı alıp açıyorum. Şurayı değiştireyim. Çünkü uygulama tarafında FMT'yi de kullanacağım. IO package içerisindeki IO utility de kullanacağım. Aynı zamanda auth package'ini. Ve bildiğiniz gibi hata yönetim işlemlerini yapmamız gerekiyor burada. Bunu yaparken de print f diyorum. Eğer hata olursa diyorum. Benim elimdeki ERR nesnesini burada hata nesnesi olarak kullan ve ekrana yaz. Ve eğer benim elimdeki işlem, yani bu main scope'u bittiğinde bu file nesnesini kapat. Bu sayede kaynakları serbest bırakmış oluruz programatik olarak. Read all diyorum. Read all içerisinde ben file nesnesini veriyorum buna. Bunun içerisinden ben veri okuyacağım anlamında read all kullanıyorum. Hata yönetimini tekrar yapacağım. Aynı kod. Ve şimdi bir nesne oluşturup kullanacağım. Bu ne olacak? Ben komple XML dosyasının tamamını kullanacağım için, yani object size olacak. O zaman object size struct'ının nesne örneğini kullanmam gerekiyor. Çünkü komple bir XML dosyasını ele almak istiyorum burada. Object size tipinde bir nesne oluştur. Ve burada XML, yukarıdaki encoding'in altındaki XML package'ini kullanarak unmarshal işlemi yapıyorum. Unmarshal'da diyorum ki sana datayı vereceğim. Data neydi? Benim sites.xml dosyası içerisinde okuduğum veriydi. Data. İlk parametre olarak onu veriyorum. Ve diyorum ki bir de benim elimde object sites tipinde V adında bir nesne var. Nesne örneği var. Ve bu nesne örneği senin okuduğun XML dosyasının yapısıyla birbirini tamamlıyor, eşleşiyor. Yani bunlar bu XML yapısına göre tasarlandı. O yüzden al bu nesneyi ve unmarshal işlemini yaparak deserialization işlemini uygula. Ve son olarak da println diyerek V'yi yazdım. Gördüğünüz gibi biz XML içerisindeki veriyi bu şekilde ele alabiliyoruz. Neyimiz var burada? Çalıştırdıktan sonra şu veriyi komple yazıyoruz. Sites olarak. Ondan sonra bunu bir XML yapısı olarak şu şekilde görebiliyorsunuz. Size bu konuyla ilgili araştırma ödevi olarak da bu videonun sonunda şunu söyleyebilirim. Pratik yapmanız amacıyla. Bu videoda bu anlattığım yerde bu veriyi aldıktan sonra biz unmarshal işlemini yapıp deserialization yapıyoruz. Sonrasında mesela şöyle yapabilirsiniz. Bu web sitelerinden bir tanesinin verisini programatik olarak değiştirip tekrar aynı sites.xml dosyasına kaydedebilirsiniz. Mesela aldınız. Ben aldım bu veriyi hafızaya ve programatik olarak da bunu tutabiliyorum. Ondan sonra şu an sizin araştırma ödeviniz bu veriyi alıp mesela Janosan site kısmını alın. Şurayı değiştirin. Bunu değiştirin. Blue
istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Sonra tekrar aynı dosya üzerinde bunu güncelleyerek yazın.